Tarım için Ormuz Tarım. Neden Ormuz Tarım? Veya yakında bunun ismini değiştireceğiz. Ormuz Alkali. Neden alkali? Çünkü pH'i 10.3. O nedenle 1 litresi 40 litre suyla karıştırmak gerekir. Özelliği nedir? Bor, çinko, mangan, demir, bakır, molibden gibi mineralleri monoatomik elemente dönüştürür. Monoatomik nedir? Elementin en küçük yapı taşı. Atomik. Şimdi bor, çinko, mangan, demir, molibden, bakır vesaire, bütün birçok firma bunun yapıyor, üretiyor. Fakat bu nedir? Mineral. Minerali öğütüp toz haline getiriyorlar. Toz haline getiren mineral çapı nedir? Mikrometre en fazla. Mikro, yani milimetrenin binde biri kadar toz haline getirebilir. Bizim yapmış olduğumuz iş nedir? Pikometre. Yani mikrometrenin milyonda birine pikometre denir. Çok basit bir örnek. Diğer firmaların yapmış olduğu, üretmiş olduğu gübre bu fanus kadarsa, bu kadar büyükse, fanus kadar, diğer firmaların yapmış olduğu, bizimki toplu iğne başı kadar, gözükmeyecek kadar küçük. Siz bu büyüklükteki bir gübreyi bitkiye verebilir misiniz? Bitkinin hücresinin efendim geçirgenliği, kat sayısı angstrom çapında bir geçirgenliği olan yaprağa siz böyle büyük bir partikülü verirseniz ne olur? Bitki onu istifade edemez. Yani hiçbir firmanın ürününü piyasada monoatomik element olmayan hiçbir ürünü bitkiye yapraktan veremezsiniz. Diyeceksiniz ki ben de kökten veririm. Kökten de verseniz bitki monoatomik element değilse gübre istifade edemez. Neden edemez? Çünkü diğer firmaların üretmiş olduğu gübre ebed olarak büyük olduğu için bitkinin kökünde faydalı bakteri bırakmadık. Bitkinin kökünde bir faydalı bakteriler var, iki faydalı mantarlar var. Faydalı bakteriler azot bakterisi. Ne yapıyor? Bitkiye azot veriyor. Organik azot. İki, havadaki o bitki havadaki azotu alamaz yapı olarak. Bitkinin kökündeki azot bakterileri azotu topraktaki veya havadaki azotu organik maddeye dönüştürüyor. İki, fosfor bakterileri var. Fosforu organik maddeye dönüştürerek bitkiye veriyor. İkincisi ise bitkinin kökünde mikorize var. Yani faydalı mantar. Faydalı mantar ne yapıyor? Bitkiye mineral veriyor, su veriyor. Şimdi bugüne kadar 60-70 yıldır tarımda kullanılan bütün ilaçlar ne yaptı? Topraktaki faydalı bakteri, faydalı mantarı yok etti. Faydalı mantar, faydalı bakteri yok olursa peki bitkiye minerali suyu ne verecek? Bu nedenle bitki topraktan mineral alamıyor. Su alabilir, mineral alamıyor. Alamadığı için de azot alamıyor, fosfor alamıyor. Alamazsa ne olur? Amino asit oluşmaz, vitamin oluşmaz, enzim oluşmaz, haliyle lezzet oluşmaz. Bu nedenle günümüzde bir elma 4 miligram C vitamini içerirken 50 yıl önce bir elma 400 miligram C vitamini içeriyordu. İnsanlar günümüzde sebze yiyor, meyve yiyor ama tadı yok. Neden yok? Çünkü kimyasal, tarımda kullanılan kimyasal ilaçlar topraktaki faydalı bakteri yok etti. 1 gram toprak 2,5 milyar faydalı bakteri içerir.